Yakıt tankımızın ilk durumu böyle. Ondan sonra buna ne yapacağız? Beyaz sirke. Beyaz sirke dolduracağız. İki tane 5 litrelik aldım. İki tane 5 litrelik. Kalanını suyla dolduracağım. Ve elektrolitik bir işlem yapmaya çalışacağım. İçerisi pek iyi gözükmüyor. Zaten bu tankın yüzeyindeki pas çözülüp de karbüratörümüze geliyor, filtremiz tıkıyor. Şimdi bunun icabına bakacağız. Evet. Şimdi bunu suyla doldurduk. Bu normal su. Musluk açık kalmış. Sirkeyi biraz kaçırdık. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle bir açalım. Arkadaşlar. Tankımızın içine temizleyeceğiz. Bu yüzden şimdi az bir miktar sirke var. Bunu tamamlayacağız. Full tekerini dökmek biraz zor olacağı için 5 litre aslında olur. Suyu da sıcak koydum ki biraz reaksiyonu hızlandıralım diye. Aşağı yukarı 15 litrelik bir dolum yapmış olduk. Zaten tankımızın hacmi 17 litre. Şimdi arkadaşlar bunlardan kırmızı artı uç, siyah eksi uç. Eksiği depoya bağlayacağız. Artıyı da şurada bir metal parçası var. Ona bağlayıp içine sallayacağız. Ve süreci hızlandıracağız. İzleyin şimdi. Evet. Eksiği depoya bağladık. Bir nevi şase verdik yani. Artıyı da kurban elektrodumuza bağladık. Oksidasyonun yüzeyden gitmesinin gayet bariz şekli belli oluyor. Bu yüzey gayet güzel bir şekilde temizliyor. Tabi benzin deposunun içine benzine dayanıklı bir maddeyle kaplamak çok zor. Benzin çünkü çok irite edici bir madde. Aşındırıcı yani. Çok güçlü bir aşındırıcı. Çok güçlü bir solvent. Yani depomuzun içini galvaniz kaplamış olsak acaba ne kadar dayanır? Bakır kaplamayı düşünüyorum. Acaba bu işleme dayanabilecek mi? Çok umudum yok çünkü depoya bazen yani su girme ihtimali var ya da havadaki rutubetten, nemden etkilenip deponun iç yüzüne bakır kaplama yapmış olsak o da çukurcu korozyonu oluşturacak. Tekrar yeşil yeşil görüntüler oluşacak bakır kaplı yüzeylerde. O yüzden bakır kaplamaya da çok taraftar olmasam da belki yani bir ihtimal elektrolitik çinko da olmaz. Buna sıcak daldırma çinko gerekiyor. O yüzden de deponun boyasını tamamen yok etmek, kazmak lazım yani. Boya gider, sıfırdan bir daha boyatmak lazım. Onlara da uğraşmak istemiyorum. Şu ufak tefek rötuşlarını yapacağım. Komple pastacıyla çekip işin içinden çıkacağım. Şimdi boya işiyle uğraşamam. Gerçekten bunu izlemek keyifli. Elektrodumuz işe yarıyor mu? Çok merak ediyorum. Ama şu bir gerçek yani bu bağladığımız güç kaynağı elektrolitik işlemi hızlandırmış durumda. Avometremi taktım ölçü aletime. Ve arkadaşlar artı ucumuzu elektrolite salladığımızda eksiği bağladık böyle. Şimdi bakın elektrolite değdi. Ekran parlama yapıyor. Yaklaşık 2 voltluk bir yani ortalama 2 voltluk bir gerilim var şu anda. Çözeltide. 2 voltluk bir gerilim var ve yüzeyde biraz kir toplanmaya başladı. Tabii çok uzun bir zaman olmadı. Yüzeyden parçacık kopma olayı gözüküyor. Çok yoğun paslanmış olan yerler var. Arkadaşlar sıvılarla oluşan metalin yani özellikle demirin, çeliğin türevlerinin yüzeyinde oluşan paslanma dediğimiz tabaka aslında bu gevşek bir tabaka. FeOH, Fe2OH3
şeklinde formülize edilebilen bir pas bileşiği, oksit bileşiği oluşuyor. Metal yüzey. Yani bu temel bir kimya bilgisiyle hallolabilecek bir şey. Deponun içine tutup da metal parçacıkları koyup, metal civata vida bilmiyorum. Bir arkadaşım biri de zincir koymuş. Çalkalayma yapmaya gerek yok yani. Hem uğraştırıcı hem zahmetli hem de bilmiyorum yani metal yüzeyini belki yaralayabilir. Birazcık kimya bilgisiyle de bu çözülebilir. Sonuçta 10 litrelik bir beyaz sirke aldım. Ne bileyim. Bunu bazı arkadaşlar 9 voltluk pille de yapıyordu. 9 voltluk pille bu işlemi yapanlar olduğunu da gördüm. Ben denemedim. Benim 12 voltluk bir adaptörüm var. Adaptörün uçlarını bağladım. Süreci hızlandırmak için tabi. İsterseniz bir akım uygulamadan da bunu, bu elektroliti akım uygulamadan da direkt kendi haline bırakabilirsiniz. Birkaç gün bıraksanız zaten pasın %70-80'e çözülmüş olacak. Ama süreci hızlandırmak için ben tuttum buraya bir elektriksel bir hızlandırma yaptım. Ve bir sonraki adımda ne olduğunu görelim hep beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi çok küçük bir metal parçası. Bunu eksi uca bağlamıştım. Dolayısıyla işlemin hızı bayağı düşüktü. Oradaki iyonlaşma hızı bayağı düşüktü ama tuttum oraya bir tane macun spatulası taktım. Süreç inanılmaz hızlandı hem de. Tabii elektriksel iletkenliği arttırmış olduk bu şekilde. Yani keşke bunu biraz daha şu uzak noktalara da iletebilsek. Şu daha uzaktaki noktalara da iletebilsek oradaki hareketliliğin ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Hareketlilik sadece artı ucumuzun, anotumuzun bulunduğu bölgede biraz hızlanmış durumda. Bunu yayabilsek keşke her tarafa. Neyse onun da bir formülü bulunur. Evet şekil A'da görüldüğü gibi. Belki şu tarafa doğru uzatırız onu. Ama bu sayede depomuzun içi bayağı temizlenecek gibi gözüküyor. Aşama aşama kontrol ederek devam edelim. Evet biraz ara verdik. Dün akşamdan beridir yani yaklaşık şu an için 15 saat oldu. Spatulamızın ne hale geldiğini görün. Tabii bu anot olduğu için anottan metal elektronları kopuyor ve pasta yüzeydeki iyonlarla birleşiyor. Yani bu elektrot bu şekilde erimiş durumda. Biz bunu elektrot yaptığımız için ve bayağı da keskin yani şu eriyen kenarları. Ve ellerim de ne hale getirdi. İlk başta elimle tutmuştum. Metal oksit. Berbat yaptı ellerimi. Çıkmıyor da yani görenler yağ falan zannediyor da yağ değil bu. Şimdi iç görüntüsü de bu şekilde. Daha uzun bir yolu var bu işin. Yani o kadar uğraşır mıyım bilmiyorum. Temizleme yapıyor mu? Yapıyor. Temizleme yapıyor. Şimdi. Ama şu sol taraftaki koyu paslı gözüken alan yeterince iyi temizlenememiş durumda. Tabii bu biraz da elektrik akımının geliştiği yönle alakalı bir durum. Keşke mesela katotu biraz daha şuralardan versek. Şimdi vermeye çalıştım ama bilmiyorum hani orta kısımda biraz çözülme çok fazla. Belki tabandan da çözülme olmuştur. Onu tam ölçemiyorsun. Su kirli. 12 voltluk bir elektrik akımı gerilimi verdik. Biz sıvımıza. Biraz tuz da kattık. Solüsyonumuz güçlü oldu. Şöyle gözüküyor. Yanlardan da bayağı temizlenmiş gözüküyor. Evet. Taban aynen ya. Deponun iç kısmındaki yan duvarları bayağı temizlenmiş gözüküyor.
Görüntüleyebilecek miyiz? Evet. Bayağı temizlenmiş gözüküyor. Demek ki taban kısımda çok daha fazlaymış paslanma. Suyu da biraz eksilttim. Şu hortumla eksilttim. Tabanı net görebilmek için. Çünkü çok yukarıda su seviyesi yukarıda olduğu zaman yansıtma yapıyordu. Kameradan görüntüleyemiyorduk. Bayağı da pas var burada. Ama yine de çok hızlı gittiğini söyleyemem. Biraz daha da hızlı gidebilir. Onun için aslında gerilimi yükseltmek gerekiyor. Bayağı da temizlenmiş durumda. Yani çok net bir şekilde görüntüleyemesek de bazı bölgeler belki de şu tabanda gözüken korozyon su görüntü pas kahverengi sarı tabaka belki de dibe çöken pislikler. Aslında çözdü belki de. Ama orta kısma, deponun şu orta kısmına, şu metalik görünen kısma baktığımızda yani bu yaptığımız işlemin bayağı iyi sonuçlandığını bize gösteriyor. Biraz daha devam edelim bakalım. Nihai sonucu gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar, depomuzun içini boşaltıp yıkadıktan sonra ki son durumu böyle. Şimdi bayağı temizlemiş olduk. Tabi bunu ıslak bırakmamak lazım ve kalıntı olan yerler de var hala. Pasın kaldığı yerler de var. Oralar da bugün çözündüreceğim. Elektrodumuz falan, elektrolitimizde biriken pislik yüzünden elektroliz işleminin etkinliği belki zayıflamış olabilir. Bunu düşünerek bir temizlik yaptım. Tankın içindeki pisliği aldım, temizledim. Tankın içini mümkün olduğu kadar etkili göstermeye çalışıyorum ama yani yılan kamerayı falan kullanmak gerekiyor aslında. Buradan da belli oluyor. Deponun genel durumu böyle. Yani en azından kısa vadede bize problem çıkaracak bir pislik kalmadı içeride. Temizliğimizden sonra tankımızı iyice doldurduk. Devam ediyoruz işleme. Gaz çıkışı da bayağı hızlandı. Evet. Bayağı bir hareketlilik var. Katot ucumuzu deponun uzak noktasına koyduk. Anotu deponun ağzına bağladık. Katodu da arada biraz mesafe olacak şekilde bağladık. Ki şu arada bir iletim oluşsun diye. Sökebildiğimiz kadarını daha sökeceğiz. Büyük ihtimalle ben bunu yine yarına kadar bekletirim böyle. Ama büyük oranda temizlendi. Yani elde ettiğimiz sonuç tatmin edici. Değerli arkadaşlar, anodumuzun ne hale geldiğine bir bakın. Damar damar üzerinde macun kalıntısı olan yerler damar damar erimeden kalmış. Ama gerisi tamamen çayın şekerde eridiği gibi erimiş. Bunun işi bitti. Depomuzun içine bakalım. Eskiye nazaran bayağı temiz. Yani o kaba pas kalıntılarından eser kalmamış. Şöyle içine çevirelim. Bakın. Uzak bölgeler, yani anoda uzak olan bölgeler çok temiz olmadı. Depo kapağının yakınındaki bölgeler temiz oldu. Çünkü anot kutbunu oradan verdiğimiz için akımın yoğunlaştığı yerler buralar. Zoom yapalım. Kapalı alan olduğu için zoom yapmak da çok zor. Evet. Deponun iç kısmının görüntüsü böyle. 2-3 gün daha uğraşsaydık, yani elektrolitimizi biraz daha bekletseydik. Birkaç gün daha tutsaydık içinde. İşten devam etseydi daha temiz olabilir miydi? Olurdu ama sonuç itibariyle zaten çok basit bir saj olduğu için bunun çelik kalitesiyle alakalı bir şey. Oksidasyona karşı maalesef duyarlı. Biraz daha böyle
krom oranı veya nikel oranı biraz daha yüksek çeliklerden tercih edilmiş olsaydı bu deponun üretiminde, bu paslanmaya karşı biraz daha dirençli olmuş olurdu. Yani burada önemli olan şey bizim bu yaptığımız temizlikten benzinimizi batırmasın, toz tortu birikmesin, işte filtremizi, karbüratörümüzü tıkamasın, yolda kalmayalım. Yani amacımız bu. Büyük oranda eski haline göre çok daha temiz olduğunu söyleyebilirim. Amacımız bunu sağlamak, yoksa %100 bu tür malzeme kalitelerinde korozyonu sağlayamazsınız. Yani dediğim gibi bunun çelik kalitesiyle ilgili ve bunu bu şekilde çok fazla çoğalmadan, daha fazla ilerlemeden zaman zaman yapıp içerideki pasta yüzeyleri minimum seviyede tutmak gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.